Bir önceki dersimizde grup selectors kavramından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise attribute selectors'lardan bahsedeceğiz. Attribute selectors'lar sayesinde biz etiketlerimize attribute'ler üzerinden müdahale etme şansına sahibiz arkadaşlar. Öncelikle bir dosya oluşturduk. İsmini attribute selectors.html verdik. Ve dosyamızın hazır ünlem tab kısmını tamamlayalım. Ünlem tab diyorum. Ve buraya attribute Selectors diyoruz. Evet. Şimdi birkaç tane ben A etiketi oluşturmak istiyorum. A etiketlerime ayrıca target özelliği vereceğim. Tabi hepsine değil bazılarına target özelliği vereceğim. Bunun targeti blank olsun. İçerisine geliyorum. Tıkla bir diyorum. Birinci durum olsun. Altına BR koyalım. Aynı şekilde burayı kopyalayıp bir alta yapıştıracağım. Tekrardan bir alta daha yapıştıracağım. Şimdi buraya geliyorum. https slash slash mesela www.google.com gibi bir ifade kullanalım. Şuraya gelelim. http slash slash s kullanmadım burada. Www youtube gibi bir ifade kullanalım. Şuraya da gelelim. Yine aynı şekilde http slash slash www.youtube Nokta com diyoruz. Burada şunun targeti olmasın. Diğerlerinin olsun. Şunlara tıkla 2. Şunu da tıkla 3 şeklinde değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem CSS kısmında etribütleri kullanarak yani eşref etribütünü, target etribütünü, resimler için src etribütünü veya title etribütünü kullanarak bizim etiketlerimize müdahale etme işlemi. Ben geliyorum. Dahili CSS yazacağım. Şuraya style açtım. Evet, içerisine a etiketimi yazdım. Normal şartlarda biz etikete direkt müdahale etmek istediğimizde bu şekilde yapıyorduk. Fakat etiketlerden attribute'ü şu olanı al veya şu olanı biçimlendir gibi bir işlem yapmak istediğimizde o zaman attribute selector'ı kullanmamız gerekiyor. Köşeli parantez açıyoruz. Attribute'ün ismini yazıyoruz. Mesela target diyorum. Yani target attribute olanlara müdahale edelim. İçeriği önemli değil. Yani bu farklı da olabilirdi. Alt-parent yapalım mesela bunu. İki farklı target attribute'ü fakat biz dedik ki sadece target'lı target, target attribute'ü olanlara müdahale et. Gelelim. Mesela bunlara border verelim. 1 piksel solid red diyelim. Kaydedelim. Yaptığımız işlemle A etiketlerinden target özelliği olanlara bir piksellik kırmızı renkli bir çerçeve verme işlemi. Bakıyoruz birinci ve ikinciye bu işlemin uygulanmasını bekliyoruz. Sağ tıkladım. Show in Explorer diyorum. Tarayıcıda görüntüleme işlemi yapacağım. Evet gördüğünüz üzere birinci ve ikinci de çerçeve oluştu. Neden? Çünkü bunların bir target özelliği vardı. Şimdi geliyorum. A dedim. Bu sefer target'ı blank olana müdahale edelim. Target eşittir. Tırnak içerisinde. Alt tıra blank. Direkt olarak target'ın değerini yazıyoruz. Blank şeklinde veya parent şeklinde değerini yazıyoruz. Ona müdahale ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz özellik artık sadece buna müdahale etmiş olacak. Gelelim buna. Yazı rengi verelim. Color yellow olsun kaydediyorum. Sayfamızı yeniledik. Sadece birinciye uygulanmasını bekliyorduk ki beklediğimiz oldu. Çünkü target özelliği blank olan sadece birincisi var arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yine A etiketimiz. A etiketimizden HTTPS ile başlayanlara bakalım. HTTPS. Yani href attribute'ü eşittir. HTTPS. Şimdi bu şekilde yazarsak bizim istediğimiz sonucu vermeyecektir. Çünkü biz başlamaya bakıyoruz. Yani tüm metin olsaydı yani sadece burası HTTPS olsaydı bu yaptığımız işlem işe yarardı. Fakat biz sadece başına bakıyoruz. Devamı da var çünkü bunun. Başına bakıyorsak buraya gelip Shift 3 ile verdiğimiz şu işareti koyuyoruz arkadaşlar. Yani başlangıç değeri HTTPS olanlara müdahale et. Ne gibi bir müdahale edelim? Gelelim arka plan rengi verelim. Background color green olsun. Sayfamızı kaydettik. Artık başlangıcı https olanların href attribute'ünde başlangıç değeri https olanların arka plan rengi yeşil olacak. Yani şuna ve şuna müdahale etmeyecek. Sadece birinciye müdahale edecek. Sayfayı kaydettim. Tarayıcı da Yeniledim. Gördüğünüz üzere sadece birinci içeriğimize verdiğimiz değer uygulanmış oldu. Mesela şöyle bir durum yapalım. Şunların hepsi com. Şuraya gelelim mesela bu net olsun. Youtube.net şeklinde bitsin. Bitişe bakalım. Yani bitiş değeri net olanlara bakalım. A diyorum. Yine köşeli parantezimi açacağım. Eşref attribute'ü. Bitiş değerine bakıyorsak arkadaşlar. Dolar işareti koyuyoruz. Dolar eşittir diyoruz. Tırnakların arasına artık bitiş değeri kom olur, net olur veya farklı bir veridir. Bunları yazabilirsiniz. Ben artık üçüncüye müdahale edeceğim. Uzantısı noktadan sonraki son değeri net olanlara bakıyorum. Bunun da yazı rengini gelin purple gibi bir değer vermiş olalım. Sayfayı kaydettik. Tarayıcı da yeniledik. Artık gördüğünüz üzere üçüncü yani net ile biten mor renge aldı arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar biz A etiketlerimize title attribute e ekleyelim. Title. Mesela buna diyelim ki sayfa yeni dosya diyelim. Böyle farklı ifadeler kullanalım. Buraya gelelim. Sayfa döküman diyelim. Yine buna da gelelim. Title başka sayfa doldurma gibi bir ifade kullanalım. Sayfayı kaydettim. Şimdi şuraya geliyorum. Artık burada title attribute'üne müdahale edeceğim. Fakat title attribute'ünde benim belirlediğim bir içeriği içerdiyse yani bir içerik burada geçiyorsa mesela do. Do nerede geçiyor? Birinci de geçiyor ve ikinci de üçüncü de geçiyor. Buna göre bir arama yapabiliriz. Mesela geliyoruz. Yine A etiketinin title attribute'ü diyoruz. Yıldız kullanıyoruz arkadaşlar. Yıldız eşittir aradığımız o hassas ifadeyi kullanıyoruz. Mesela ne olabilir? Şuradan biz do'yu kullanabiliriz az önce de söylediğimiz gibi. Do olanları seçsin. Do olanlara ne yapsın? Bir alt çizgiyi kaldırsın. text decoration none diyelim. Bir de Kutu gölgesi verelim. Max Shadow daha net anlayabilme adına 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel bilek diyelim. Çok detaya inmeyelim. Kaydedelim, bir görelim. Yani şu an uygulamasını beklediğimiz birinci tıkla ve üçüncü tıkla olacaktır. Sayfa yeniledik ve çalıştırdık. Gördüğünüz üzere birinciye ve üçüncüye bu işlemi uygulamış oldu. Şu aralara birer tane daha BR koymak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü biraz birbirine girdi sayfayı kaydettik. Bir de buradaki değerleri bir tık küçültelim. 1, 1, 3 gibi bir değer yapalım. Sayfayı tekrar yenileyelim. Evet gördüğünüz üzere birinci de ve üçüncü de bizim vermiş olduğumuz Box Shadow özelliği uygulanmış oldu. Ve altındaki yani yazıların altındaki çizgiler de kalkmış oldu. Bu şekilde de biz istediğimiz nokta atışı bir kelimeye veya harfe yönelikte etribüt içerisinden seçme işlemi yapabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi gelin bu a etiketlerimize class etribütü verelim. Class diyorum. Mesela yeni tire dosya olsun bu. Bunun klasına geliyorum. Yeni dosya diyorum. Bunun klasına geldim. Yeni dedim. Sayfayı Kaydettim arkadaşlar. Bakın bunun klası yeni. Bununku yeni dosya. Bununku da yeni tire dosya. Şimdi şöyle bir ifade kullanacağım. A diyorum. A'nın klas attribute'üne müdahale ediyorum. Şöyle bir çizgi kullanıp eşittir diyorum. Tırnak içerisine de ben yeni ifadesini kullanıyorum. Mesela yeni ifadesi olanların padding değeri bunu şu an için bahsetmedik iç boşluk veriyor arkadaşlar. padding değeri 30 piksel gibi biraz büyük olsun ki rahat fark edelim. Sayfayı kaydedelim. 30 piksel'lik bir padding verdik yeni olanlara. Fakat şu çizgi var. Bakalım hangilerine uyguluyor. Ondan sonra yorumlayalım. Sayfayı yeniledik. Gördüğünüz üzere birinciye ve üçüncüye uyguladı. İkinciye uygulamadı. Şimdi burada yaptığı işlem şu arkadaşlar. yeni kelimesini tek başına kabul ediyor. Yeni kelimesini kendisinden sonra tire geliyorsa kabul ediyor. Fakat eğer birleşikse kabul etmiyor. Yani şu verdiğimiz çizgi eşittir'in anlamı bize e, kelimeyi ya sade bir şekilde aratıyor. Ya da yanında tire ifadesi varsa aynı şurada olduğu gibi bu şekilde aratıyor. Şimdi değerleri bir tık daha küçültebiliriz. Tekrardan bakalım. Evet. Birinciye ve üçüncüye bu işlemi uygulamış olduk. Şimdi alt kısma gelelim. P etiketi ekleyelim. P çarpı 3 diyelim. Buna içerik 1 diyorum. İçerik 2 diyelim. Buraya da gelelim. İçerik 3 diyelim. Bu P'lerimize yine title etribütü verelim. Yani bu işlemi A etiketlerinde de yapabilirdik. Sadece biraz yoğun içerik oldu. Kafa karışıklığı olmasın diye ben tekrardan P eklemek istedim. Buraya gelelim. İşte yeni bahar gibi bir title kullanalım. Buraya gelelim. Sadece bahar gibi bir ifade kullanalım. Buraya da gelelim. Çiçek gibi bir ifade kullanalım. Şimdi arkadaşlar ben bahar ifadesinin geçtiği title'lara bakacağım. Buna bakmak için geliyorum, P diyorum, title, alt gere ü ile yapabildiğimiz şu ifade, e, tilde işareti olarak da tabir ediliyor. Buraya da gelip bahar ifadesini kullanıyorum. Artık bahar ifadesinin geçtiği P title'larından bana istediğim gibi işlem yapacak. Mesela gelelim bunun color'ını orange gibi bir değer verelim. Artık burada olmasını beklediklerim bir bu olacak bir de bu olacak. Sayfayı kaydettik ve yenilediğimizde birinci ve ikinci de bu işlemi uyguladı. Yani tek bir kelimeye bağımsız bir şekilde bakmak istiyorsak bu tilde işaretiyle bunu kullanabiliyoruz. Sayfamıza bir de input ekleyelim. Inputlardaki durum nedir ona bakalım. Şöyle br koyalım iki tane hatta üç tane koyalım. Alt kısma gelelim iki farklı input türü ekleyelim. Input diyelim bu text olsun. Başka bir input ekleyelim. Bu da submit olsun. Evet kaydedelim ne yaptığımızı bir görelim. Evet sayfanın alt kısmına inputlarımız geldi arkadaşlar. Şimdi birincisi text, ikincisi ise buton olan submit. Bunlara peki nasıl müdahale ediyoruz? Ona bakalım. Şuraya geliyoruz. Input'lardan type değeri, type attribute'ü. Mesela submit olana müdahale edelim. Input type submit. Bu şekilde biz form elemanlarını da istediğimiz gibi biçimlendirebiliriz. Mesela border verelim. 3 piksel solid purple diyelim. Mor renkli 3 piksel kalınlığında bir çerçeveyi bizim butonumuza uygulasın. Gördüğünüz üzere inputlardan submit olana bu işlemi uyguladı. Texte de bir değer verelim. Inputlardan type'ı text olana biz şimdi müdahale ediyoruz. Buna da mesela bir border verelim. 2 piksel solid orange diyelim. Sayfayı kaydettik. Bu şekilde sayfamızı yeniledik. Bu şekilde form elemanımıza müdahale etmiş olduk arkadaşlar. İlk planda belki bu etribüt selektörler çok kullanışlı gelmeyebilir sizlere. Fakat ilerleyen zamanlarda biraz daha işin detayına indiğimizde bunlar sizin çok çok işinize yarayacak hususlar olacaktır.